İnsan nüfusunun 2050 yılında 9.5 milyara ulaşacağı tahmin edilmekte. Nüfusun artmasıyla birlikte gıda ihtiyacı artacak ve şehirlerin büyümesiyle de tarım bölgeleri azalacaktır. İklim değişikliği sebebiyle su kaynaklarımız azalacak, arazilerimiz verimsizleşmeye başlayacak. Seracılık büyük emek ister. Bitkinin serada doğru koşullarda yetişmesi gerekir. Uygun koşullarda yetiştirilmeyen bitki verim kaybına neden olur. Geleneksel seracılıktaysa hava ve toprak değerleri takip edilmediği için verim kaybı yaşanmaktadır. Peki, seradaki hava ve toprak değerlerini takip ederek maliyet tasarrufu ve verim artışı sağlanabilir mi? Kesinlikle. Anlaşılabilir ve tamamen otomatik olan Seracell sistemiyle bu mümkün. Ben Ahmet Ali Kıvrak, Seracell'in kurucu ortağıyım, elektrik elektronik mühendisiyim. Ailem yaklaşık 50 yıldır Fethiye'de seracılık ile uğraşmakta. Doğal olarak seracılık alanında tecrübelere sahibim. Seracell, serayı çiftçinin cebine taşıyarak sensörler ve kamerayla bitki sağlığını takip eden, otomatik reçeteler veren modüler bir sistemdir. Son zamanlarda mevcuttaki tarım arazilerinin verimsizleşmesi ve azalmasıyla birlikte hem ülkemizde hem de dünyada örtü altı tarıma ilgi giderek artmaktadır. Ülkemizde örtü altı tarım alanı 2008-2018 yılları arasında 200 bin dekar artarak 770 bin dekara ulaşmıştır. Türkiye örtü altı sebze yetiştiriciliğinde dünyada 5. sırada, Avrupa'da ise İspanya'dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Tarım alanları arttı ancak sorunlar çözülemedi. Yaptığım gözlemler sonucunda en basitinden serada sıcaklık ve nemin takip edilmediğini gözlemledim. Ki bu sıcaklık takibi don günlerinde çok çok önemli bir veridir. Bizim seralarımızın farklı lokasyonlarda olması nedeniyle sulama ve gübreleme işleri çok fazla zaman almakta. Rüzgarlı havalarda havalandırma pencerelerinin zamanında kapatılması gerekiyor ki aksi halde sera büyük hasarlar almaktadır. Sadece birkaç bitkiye bakarak zirai reçete kullanıyoruz. Yani biz hastalık ortaya çıktıktan sonra çözümler arıyoruz. Böylece verim kaybına uğramış oluyoruz. Herhangi bir veriyi incelemeden gelişigüzel zirai reçeteler kullanıyoruz. Bu da bize gereksiz sulama ve gübreleme olarak geri dönmekte. Biz de aslında kendimizin problemini genelin problemi olduğunu görerek bu problemleri çözmek için yola çıktık. Problemlerin hepsini modüler bir şekilde çözüyoruz. Kablosuz ve uzun pil ömrüne sahip sensörlerimiz sim kart, elektrik, kurulum ve benzeri gerektirmeden oldukça portatif ve kolay kullanımlıdır. Don olayları ve toprak değerleri için modüllerimiz bulunmaktadır. Belirlenen eşik değerleri aşıldığı zaman sistem otomatik olarak çiftçiye SMS, telefon araması yoluyla uyarılar yapmaktadır. Çiftçilerin mobil uygulamadan sera havalandırmalarını, sulama ve gübreleme sistemlerini kontrol edebilmelerini sağlayan modüllerimiz de bulunmaktadır. Ayrıca hava, toprak sensörlerinden ve kızılötesi kameradan gelen verileri işleyerek otomatik gübreleme reçetesi sunan ve hastalık tespiti yapan modülümüz de bulunmaktadır. Merhaba, ben Mehmet Nuri Yumuşak. Seracell kurucu ortağıyım. Daha önce tarımsal teknoloji firmasında bilgisayar mühendisi olarak görev yaptım. O zamanlarda uydudan görüntü işleme, iklim verilerini yapay zeka ile işleyerek akıllı bildirimler üretme gibi projelerde yer aldım. Daha sonra ortağım Ahmet Ali ile birlikte Seracell'i kurma kararı aldık. Ve şu anda da Seracell'de tüm yazılımsal ve teknik altyapıdan sorumluyum. Şu anda aktif 90'dan fazla müşterimiz bulunmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu Fethiye, Kaş bölgesindedir. Yine Seracell sisteminde çiftçiler kızılötesi kameradan elde edilen bitki sağlığı haritasını inceleyebilecekler. Bunun için özel bir kamera sistemi geliştirdik. Kamera, toprak ve hava sensörlerinden gelen verilerin işlenmesiyle tüm bu veriler bir havuzla toplanarak bitkiye özel beslenme ve koruma önerilerini çiftçilerimiz alabileceklerdir. Chatbot sayesinde de hastalık tespiti yapabileceklerdir. Tüm bunlar için ARGE çalışmalarımız devam etmektedir. Ziraat mühendisimizle birlikte tüm bu zirai algoritmalarımızı koda ve mobil uygulamaya dönüştürmekteyiz. Merhabalar, ben Derya Çetinkaya, Seracell'de ziraat mühendisiyim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümü mezunuyum. Çiftlik bünyesinde tam zamanlı olarak okul stajımı gerçekleştirdim.
ve İzmir'dekiyle de Avrupa standartlarında bilgisayar kontrollü topraksız ortamda domates yetiştiriciliği yapılan bir serada çalıştım. Ve şimdi de Seresel'de tarımda akıllı teknolojilerle verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarıma devam ediyorum. Seresel'de rakiplerimizi karşılaştırırsak uzun pilonlu sunma ve modüler yapıda olma bizi diğer rakiplerimizden öne çıkarmaktadır. Buna ek olarak hastalık tespiti, bitki sağlığı haritasının çıkartılması, otomatik gübreleme tavsiyesi ve bunları anlaşılabilir arayüzde sunan rakibimiz bulunmamaktadır. Ayrıca bitki sağlığı izlenmesi ve haritalandırılması sadece bize özgü olup hiçbir rakibimizde yoktur. Sistemden birazcık bahsedecek olursak, öncelikle Ankara Üniversitesi hocalarına da danışarak ve literatürdeki kaynakları tarayarak muz ve domates bitkisine özel algoritmalar geliştirdik. Bitkinin fenolojik evrelerinde ihtiyaç duyduğu en uygun hava ve toprak değerlerini belirleyerek sensörlerin hangi değerli ne tarz uyarılar vereceğine dair bildirim setleri hazırladık. Örneğin üreticinin EC değeri optimum değerin dışına çıktığında hazırladığımız sistem üreticiye bu değeri tekrar nasıl optimuma getireceğini anlatan bildirimler yollayacaktır. Bitki gelişim etmenleri sürekli kontrol edilerek optimum sınırlar içinde tutulacaktır. Böylelikle bitki sağlığı korunarak üretimden yüksek verim elde edilecektir. Sulama ve gübreleme konusunda ise otomatik gübreleme ve sulama reçeteleri ile en doğru zaman ve miktarda fertigasyon gerçekleştirilerek hem üretim maliyetlerinden tasarruf hem de üretimden yüksek verim elde edilecektir. Bitki koruma alanında ise her bitki için sıklıkla karşılaşılan hastalık ve zararlar hakkında bilgilendirici bildirimler hazırladık. Aynı zamanda bu hastalık ve zararları tespit edip tanımada yardımcı olabilecek chatbot mekanizması üzerinde çalışıyoruz. Böylelikle üretici bilinçli olarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemleri alabilecektir. Ve böylece üretim sezonu boyunca bitkiyi istenmeyen etmenlerden koruyarak birim alanda yüksek ve kaliteli verimle tarımda sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Şirketimizi büyütebilmemiz için 1,5 milyon TL yatırıma ihtiyacımız bulunmaktadır. Bunun 560 bin TL'sini stok amaçlı gateway ve sensör alımları için kullanmayı planlıyoruz. 120 bin TL'sini pazarlama faaliyetleri için, 100 bin TL'sini kira, sarf malzemeleri ve diğer giderler için, 150 bin TL'sini platform kullanım ücreti, MKK ve Takas Bank için kullanmayı, 110 bin TL'sini ise Ar-Ge faaliyetleri için ve 460 bin TL'sini personel giderler için kullanmayı planlıyoruz. Bu yatırım turunu başarıyla tamamladıktan sonra ülkemizde hızlı bir şekilde büyüyüp ardından yurt dışına açılmayı planlıyoruz. Böylece Seracell'i global bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. Şu an Seracell Antalya Kaş bölgesinde 90'dan fazla müşteriye hizmet vermektedir. Buradaki potansiyel müşteri sayısının yaklaşık olarak 9000 civarında olduğunu tahmin etmekteyiz. Yine aynı şekilde farklı bölgelerden de bize talepler gelmekte. Kumluca'dan, Demre'den, Antalya'nın diğer ilçelerinden ve Mersin'den bize talepler gelmektedir. Biz de bu talepler doğrultusunda ilerleyen aşamalarda hızlı bir şekilde bu bölgelere, çiftçilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz.